Nasıl olsa bana evi bedava verecek halleri yok ya. Banu, Sinan Er mi arıyor? Ay inanmıyorum. Şşt. Alo. Simay. Merhaba. Ay merhaba, şaşırdım ismini görünce. Aa, niye? Ne bileyim, numaramı kaydetmemişsindir diye düşünmüştüm. Ama kaydettim. Yanıldım. Ne var ne yok? İyiyim. Ne yapıyorsun diye aradım. Kuzey'le mi berabersin? Aa, hayır hayır, evdeyim ben. Akşam sizden döndükten sonra eve bıraktı beni. Sabah işleri vardı, beni bıraktı, eve döndü. Yalnızsın yani. Evet evet. Evdeyim ben. Yani ev arkadaşımlayım, Merve'yle. İyi, gel bir şeyler yapalım o zaman. Bugün ben de yalnızım. Tabii, olur. Nereye geleyim? Bize gel. Belki buradan dışarı çıkarız. Ya da evde oturur, dün gecenin dedikodularını yaparız. Olmaz mı? Harika olur. Kuzey'le görüşeceksen de buradan gidersin. Ondan umut yok bugün, aramaz artık o beni. Tamam, bekliyorum o zaman. Hemen çık gel. Oldu, toparlanayım, geliyorum. Görüşürüz. Banu benimle vakit geçirmek istiyor. Banu Sinan Er. Abi beni köşke çağırdı. Ay benimle arkadaş olmak istiyor. Ay, ne giyeceksin? Ne giyeceğim? Son aldığım bluzu bana versene. Ay yok, kirli de. Ya of. Hah. Venüs'ünde gülen bir resmini buldum sonunda. Teşekkür ederim. Benim de bütün resimlerde ağzım açık çıkmış. Çok güzeldin ama dün gece. Yani her zaman öylesin de elbisen falan nefisti. Teşekkür ederim. Çok yakışacaksınız birbirinize. Sen nereden biliyorsun? Ya Antalya'da da görmüştüm Can Katmanoğlu'nu. Ha. Sonra gazetelerde de gördüm resimlerinizi. Canlarımızda bir şey yok bizim. Ya. Olsaydı çok yakışırdınız o zaman. Hı. Dün gece de hep yanındaydı. Sana bir sır vereyim mi? Evet. Ama şimdilik kimseye söylemek yok. Özellikle de Kuzey'e. Yoksa? Güney'le beraberiz. İnanmıyorum. Ay, ay. Kuzey'e söyleme dedim ama yakında aslında herkes öğrenecek. Cemre de biliyor her şeyi. Bu sabahtan itibaren öğrendi. Artık biliyor yani. Aklıma da gelmediyse ne olayım? Gerçekten mi? O gün hepimiz Kuzeylerdeydik ya. Ya Kuzey'in hastaneden çıktığı gün. Hı hı. Bu sana nasıl kıskançlıkla bakıyor? O zaman niye demiştim. Hissetmiştim yani bir şeyler. Onlar o gün bozuklardı zaten Güney'le. Evet evet. Şey, çoktan ayrılmışlardı. Kuzey bana söyledi. Asıl bombayı vereyim sana. Cemre ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı? Abim baştan çıkarmaya çalıştı. Hem de nişan gecesi. İnanmıyorum. Aman Güney duymasın. Çünkü ortalık iyice ayağa kalkar. Sinsiye bak sen ya. Venüs'ün neden bütün gece beş karıştı suratı zannediyorsun? Yüzünü bile görmek istemiyor Cemre'nin. E haklı. Reklamda oynamasını da istemiyor. Ya. Aman bilmiyorum artık. Ben karışmıyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar. Yazık. Kız da heveslenmişti o kadar. Evet ama çok ayıp etmiş. Aman boş ver. Ama sen sakın söyleme Kuzey'e. Tamam? Hı hı. Söylemem. Bak bu resim de çok güzel. Odana bayıldım. Manzarası da süper. İnsan burada şair olur ya. Sürekli bakınca bir müddet sonra görmüyorsun manzarayı. Nasıl görmez insan ya? Pardon. Gel Cahide, gel. Temizleyiciden kıyafetleriniz geldi Banu Hanım. Yap işine bak. Siz Cemre ile yakın arkadaş mısınız? Aman yok. Kuzey'in kardeşinin şeyi diye işte. Cemre ile ilk günden yıldızımız barışmadı. İlk bakışta birinden negatif bir şey aldıysam o kişiden mutlaka kötülük görüyorum. Aynen. Ben de birine ilk anda ısındım. Yoksa yıldızım hiç barışmaz.
Gün gelir takışırız bir şekilde. Güzel kız ama. Aman yok. Herkes öyle söylüyor diyor, o da kendini bir şey zannediyor. Bence güzel falan da değil. Çekici. Güney bir zamanlar bayılıyordu ona. Kuzey'le de bir şeyler olmuş aralarında, biliyor musun? Yok artık. Güney'le Ali'yi konuşurken duydum. Galiba çok eskiden, lise yıllarından falan öyle bir şey olmuş. İnanmıyorum. İki kardeş birden mi idare etmiş? Vallahi birini bırakıp birine mi gitmiş bilmiyorum ama iki kardeşin arasında onun açtığı kesin. Güney'le Kuzey'in arasında sürekli bir gerginlik var. Onu ben de fark ettim. Kardeş dönüp gelince Güney bir huzursuz oldu. Kuzey de bir tuhaf ama, agresif. Herkese bir tavırlı, gard almış halde, stresli. Öyle olması normal ama düşünsene kaç sene yatmış içeride. O kazayı yaptığında daha çocukmuş neredeyse. Evet ya. Lisedeymiş. Ehliyeti bile yokmuş. O yaşta bir çocuğun birinin ölümüne sebep olması ne demek? Psikolojisi bozulmuş. En güzel yılları hapiste geçmiş. Ya öyle bir ortamdan çıkalı da az olmuş yani. Haliyle etkisi altındadır. Doğru söylüyorsun. Bocalıyor şimdi. Hırçınlığı ondan hep. Yoksa o da abisini çok seviyor. Bakma öyle araları soğuk gibi görünüyor ama ikisi çok bağlılar birbirlerine. Kardeşler tabii. Güney'in en hassas noktası Kuzey bence. Kuzey'inki de Güney. Onlar birbirlerine çok düşkünler. Cemre ne kadar uğraşırsa uğraşsın bozamaz aralarını.